Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün size annemle en kolay, en pratik malzemelerle tarhana nasıl yapılır? Onun videosunu hazırladık. Birlikte de yapacağız. Öncelikle malzemeleri tanıtmakla tarhanamıza başlayalım. Burada 2 kilogram kapya biber var. Biz temizledik. Çekirdeklerinden ayrıştırdık. Ve 1-1,5 kilo kadar da 5-6 tane olgunlaşmış domates var. Aynı şekilde domateslerimizin de kabuklarını soyduk ve parçaları ayırdık. Üçüncü malzememiz de soğan. Soğanlarımız da 1-1,5 kilo civarında 5-6 tane soğan kullanıyoruz. Onları da temizleyip parçaları ayırdık. Bir tutam nane ve ev yapımı yoğurt kullanıyoruz. Bir kase de sarımsak kullanacağız. Öncelikle biberlerimizi düdüklümüze atıyoruz. Annem benim için düdüklüye koyuyor. Bütün malzemeleri yoğurt ve sarımsak hariç düdüklüde pişireceğiz. 15-20 dakika kadar düdüklüde pişecekler. Bir tane onları da koyalım. Evet, soğanlarımızı da koyalım. En üstüne de nanemizi ilave edip kısık ateşte pişireceğiz. Evet. Bir yemek kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Düdüklüğümüzü kısık ateşte pişirelim. Arkadaşlar, şimdi sarımsaklarımızı tuzla birlikte 2 yemek kaşığı kadar koyalım. Yeterli mi anne? 2 yemek kaşığı tuzla sarımsaklarımızı ezeceğiz ve yoğurdumuzla, unumuzla birlikte, ben deminden söylemeyi unuttum, 2 kilogram da un kullanacağız. Arkadaşlar, sarımsağımızı güzelce dövdük, ezdik ve 3 kilogram yoğurt kullanıyorum ben. Yoğurdu ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor. Bu da bir bilgi olsun. Sarımsağımızı yoğurtla karıştırıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuz bu şekilde bekliyor. Harcımız olunca karıştırıp birleştirip unla birlikte harmanlayıp tekrar size anlatacağım. Arkadaşlar, yarım saat, 20-25 dakika kadar düdüklüde pişti. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz ve karışımımızı yapacağız. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Evi nasıl böyle buram buram bir nane, domates kokusu sardı. Şimdi bunu boşaltalım. Kıvamını da daha iyi görmüş olursunuz. Yine hiç su koymadım. Kendi suyuyla pişti malzemelerimiz. Oo, nefis olmuş anne. Mis gibi. Evet, kokusu bizden aldım. Biraz soğumasını bekleyip karışımı yapacağız. Evet, tarhanamızı karıştırmaya başlıyoruz. Sosu biraz ılıtıyoruz ve 2 kilogram un kullanıyoruz biz bu sos için.
karıştıra karıştıra kaşığımızla özleştireceğiz. Ve 1-2 günde bekleteceğiz. Ne kadar bekletirseniz o kadar iyi olur ve ekşi olur aslında. O yüzden ben 2 günden fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Yani bir gün bile bence yeterli. Daha lezzetli, daha kıvamlı oluyor. O yüzden ben bir gün bekleteceğim. Tatlı seviyorum ama ekşi seviyorsanız birkaç gün bekletmenizi tavsiye ediyoruz. Değil mi anne? Evet. Evet. Unumuzu karıştırdıktan sonra yoğurdumuzu da ilave edip sarımsaklı yoğurdumuzu tekrar karıştıracağız. Ve ilaç gibi bir tarhana yapacağız. Değil mi Anişko? Evet, macun gibi. Macun gibiymiş. Valla anneyle yapınca böyle özgüvenli oluyor. Hem pratik hem de lezzetli. Bir o kadar da şifa deposu tarhanamızı annem güzelce karıştırmaya devam ediyor. Aynı ben yapayım. Arkadaşlar merhaba. Biz tarhanamızı 2 gün beklettik. Aslında ortalama 1,5 diyebiliriz. Şimdi tepsimize serip mutfağımızda kurutacağız. Görüyorsunuz kavarmış. Artık mayalanma işlemi de olmuş. Tepsimize döküyoruz. Kokusu ve rengi muhteşem olmuş. Buram buram böyle. Sarımsağın, domatesin ve biberin kokusu. Evet, bir tepsimiz oldu. Büyük bir tepsiydi bu. Şimdi ikinci tepsimize de dökelim çünkü içimiz arttı. Evet, biz mutfakta gölgede kurutacağız ama mutfağımız güneş alıyor. Kururken de sürekli karıştıraraktan gelip gidip mutfağa karıştırıp daha güzel ufalanmasını sağlayacağız. Aşamalarını da size çekerek göstereceğim.